En son BİST'le alakalı bir ay önce falan konuşmuştuk herhalde şuralardayken. Şu kanalın kırılımı noktasında. Evet. Bitcoin'in 60K dönemlerine benzettiğimi söylemiştim. Benim BİST'le alakalı çok bir takibim, tecrübem yok açıkçası. Ama her zaman söylediğim bir şey var. Bütün piyasalarda kural aynıdır. Yani borsada herkes konuştuğu zaman satmak gerekir. Küçük yatırımcı terazinin neresine ağır bastıysa ters yönden işlem gerçekleşir. Çok fazla BIST insanı vardı. Yani toplama çıkarma bilmeyen arkadaşlarımın BIST'te hissesi vardı. Yani tanıdığım çok alakasız insanların BIST'e girdiğine tanıklık ettim son dönemde ve o heyecan. Büyük teyzem dedi ki Akbank var dedi, ne yapayım satayım mı dedi. Ben dedim ki burası tepe galiba. Hangi ortama girsem, nereye girsem birileri BIST'e girmişti. 2019-2020 sezonunda kriptoda pılını pırtını toplayıp giden herkesin dönüşü efsane oldu BIST yoluyla. BIST'te böyle bir durum var. Teknik olarak böyle bir ikili tepe görünümü var. Bu bölge kırılırsa 3900 seviyesi. Yani bu çok karanlık bir senaryo. Bu bir senaryo olarak dursun ama aklımızda. Yani hani dönüş bölgesi arıyorsak BIST'te yatırım için okey ben ortalamamı düşüreceğim veya işte ufaktan girmek istiyorum diyen kullanıcı için bu seviye benim için hoş gözüküyor. 3900 seviyesi. Aksi takdirde şu seviyeden bir yukarı yapıp şöyle bir yapıya da dönüştürebilir kendini. Bu noktada da işte 5300, hani yeni girdim ben ama biraz zarardayım, çıkıp daha uygun giriş yeri bekleyeceğim diyen kullanıcı buradan mesela kaçabilir. Yani burası bir kaçış fiyatıdır. Zaten hani 3 aşağı 5 yukarı çizdiğimiz iki tane senaryo var. Yapılabilecekler belli. Bu seviyelerden aldıysanız hani artık o kullanıcının kendi kararı. BIST'le alakalı şu an görünüm böyle. Teknik bir şey olursa da güncelleriz. Senin var mı bir bilgin unut BIST'le alakalı son dönemde bir haberin, verin, bir Valla şeyin? yani ben de bu enstrüman en güvenli giriş yeri olarak 3700 bölgesidir bence de. Hani oraya gelir mi gelmez mi onu bilemem ama çünkü bu çok fazla böyle iç dinamiklerini bildiğim, haberlerini falan takip ettiğim bir sektör değil, tecrübeli de değilim. Yani şu iki bölge fiyatı tutabilir ileride. Senin bahsettiğin iyimser senaryolar, şimdi bunun hani bilmiyoruz ki işte seçimdir bilmem nedir. Ya şey çok kötü. Herkes seçimden sonra patlayacak yorumunu aldığım için seçimden sonra kesin İşte patlamayacağı kanısına vardım ben. evet, aynen öyle. Öyle bir senaryoda da o destek tutmayıp da aşağı bölgelere derinleşebilir yani, ama gerçekten sadece hani önümdeki grafiğe bakarak konuşabildiğim bir şey yani. Hiç bilmiyorum, hiç ne olduğunu bilmiyorum. Aynı İnşallah şey. çok fazla küçük yatırımcı zarar etmez. Tek şeyim odur yani, temennim odur.